İyi akşamlar. Türkiye'nin seçimine hoş geldiniz. 31 Mart'ı geride bıraktık. Seçimler yapıldı ama tartışmalar sürüyor. İtirazlar da sürüyor. İşte bu yayında hem o itirazları hem de özellikle herkesin merak ettiği İstanbul'da ne olup bittiğini de soracağımız konuklarımız olacak. Ama bir yandan Muş'ta ve Kars'ta da durum dikkat çekici. Bunu da soracağız. Kime soracağız? Muş'ta ve Kars'ta bulunan HDP adaylarına, Sırrı Sakık ve Ayhan Bilgen'e. İlk bölümde stüdyoda HDP'nin Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş aynı zamanda Çankaya Belediyesi başkan adayıydınız HDP'nin. Öyle de bir süreç yaşandı. Onu da soracağım size. İkinci bölümde dediğim gibi gözler bir yandan da İstanbul'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı da stüdyoda olacak ve kendisine son durumu soracağız. İmamoğlu'ndan, Binali Yıldırım'dan açıklamalar var. Ne olacak İstanbul'da? En merak edilen konulardan biri de bu ama bir Muş'a dönelim. Hemen HDP'nin Muş Belediyesi Eş Başkan Adayı Sırrı Sakık'a soralım. Ne oluyor? Ne oldu seçim günü Muş'ta? Sırrı Sakık, bizi duyuyor musunuz? Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, duyuyorum. Sesinizi alıyorum. Size ve konuklarımıza iyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok zor koşullar altında. Filiz Kerestecioğlu da size iyi akşamlar diliyor buradan. Duydunuz mu kendisini bilmiyorum. Eyvallah, eyvallah. Şimdi çok zor koşullar altında belli ki oldu Muş'ta olan biteni sizin tweetleriniz aracılığıyla ve zaman zaman da size yaptığımız telefon bağlantılarıyla takip edebildik. Nedir şu anda son durum? Bize bir özet geçebilir misiniz? Evet. Valla çok yorucu bir maratondan sonra işte pazar günü oylar kullanıldı. Biz Muş'ta çok eşit koşullarda bir seçim atmosferini yaşamadık. Tabi bölgenin tümünde öyle bir ama Muş'ta özel bir bölge olarak bu seçim süresince seçildiğine inanıyorum. Burada sadece AK Parti değil, devletin bütün kurumlarıyla yani başta vali olmak üzere birebir. Yani burada hem yasal hem anayasal suçlar işlenerek yani bir seçim çalışması devam etti. Ama pazar günü seçim daha yeni başlamıştı. İl Seçim Kurulu yani bir kuşatma altındaydı. Hemen sandıklar açıldı. Daha sandıkların sonuçları hiçbir yere yansımadan AKP'nin kutlamaları başladı. Biz buradan anladık yani bir şey olduğunu ve o saatte bu saate kadar biz sürekli itirazlarda bulunuyoruz. Seçim akşamı ilk sandıklar açıldığında epeyce bir önde olduğumuzu bütün kamuoyu da biliyor. Ama belli bir süre sonra bütün veriler hiçbir yere ulaşmadı. Hatta YSK'ya buradan uzun süre iki gün veriler, yani belediye başkanlığıyla bir veriler gitmedi. Bizim itirazlarımıza rağmen bize de hiçbir şey ulaşmadı. Ama şunu açık net olarak söyleyeyim. Tabii ki burada bir 500 farktan bahsediliyor. Ama bizim de birçok noktada oylarımızın diğer siyasi partilerin hanelerine yazıldığını biliyoruz. Bu temelde 5 tane itirazımız oldu. Hiçbiri kabul edilmedi. 2500 civarında yetersiz oyumuz var. Bunun yanında Vatan Partisi'ne bir sandıkta 119 oy çıkıyor. Bu oylar tamamen bizim. Ama Vatan Partisi'nin hanesine yazılıyor. DSP'nin aynı şekilde hanesine yazılan oylarımız var. AKP'nin bağımsıza giden oylarımız var. Bunların hepsini tespit ettik. 103 sandıkta da maddi hata tespit ettik. Ama bunların hiçbiri dikkate alınmadı. Bakın Iğdır'dan Kars'a kadar giden bir süreçte buralarda çok büyük farklar olmasına rağmen Sirt'te aynı şekilde buralarda yapılan itirazlar kabul ediliyor. MHP'nin ve AKP'nin kaybettiği yerlerde bütün başvurular kabul ediliyor. Ama bizim çok küçük rakamlarla mesela Alaçatı'da 3 oyla kaybedilmiş ama itirazlar var ve önemli veriler var. Bu kabul edilmiyor. Buyurun. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Sizin itirazlarınız kabul edilmiyor. Ve ne yapacaksınız bundan sonra? Şimdi bakın şöyle bir şey. Daha ilim valisi, il seçim kurulu
damat vatayı vermedi. Birkaç evet. tane itiraz var. Biz 5 tane itirazda bulunmuşuz. Bağımsız olan diğer bir arkadaşımız, o da itirazda bulunuyor. Ama ilim valisi alelacele gidiyor belediyeye, belediye başkanlığı kutluyor. Bir taraftan da AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik diyor ki, bakın Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'e gitti, etik bozmayan şeyler yaptı. Şimdi bir ilim valisi daha vazifeyi almadan ilan etmesi, aynı gece havai fişeklerle hiçbir sonuç yokken bunları ilan etmesi, yani hukukun bu coğrafyada hukukun uygulanmadığını bir göstergesi. Biz tabii ki Merkez İlçe Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Bu müracaatımız reddedildi. Bugün de ilk seçim kurulunda müracaatlarımız oldu. Daha önceki isterseniz ben Ağrı'da yaşadığım bir süreci sizinle paylaşmak isteyeyim. 2014 yılında Ağrı seçimlerinde de biz bugünkü Muş'ta yaşanan süreci yaşadık. Biz 500 oyla öndeydik. Ama AK Parti birkaç kez itiraz itirazların hepsinde incelemelerin sonucunda hiçbir şey değişmedi. Ama biz aldığımız seçimi kentin selameti için, ya kentte gerginlik olmasın diye biz seçimin yenilenmesini talep eden biz olduk. Şimdi bugün burada eğer hukuken, yani hukuk varsa Ağrı'da farklı, Muş'ta farklı, Kars'ta farklı, Iğdır'da farklı uygulanlar ensal teşkil edebilecek noktada söylüyorum. Bu Ağrı'da bunlar yaşanmıştı, kabul edilmişti. Peki bugün neden Muş'ta kabul edilmiyor? Malazgirt'te neden kabul ediliyor? Veyahut da Tatman'da neden kabul ediliyor? İstanbul'da oyların sayımı için birkaç ilçede bu şekilde kabul ediliyor da neden Muş'ta yapılıyor? Biz tabii bunların hukuku boyutunu sonuna kadar takip edeceğiz. Şunu açıkça söyleyeyim, sizin kanalınızda bütün kamuoyuna buradan ilan ediyorum. Hak etmediğimiz hiçbir şeyi, hiçbir mevkiyi, hiçbir makamı valla elimizde tersiyle iteriz. Ve eğer biz gerçekten Muş'ta belediyeyi hak etmemişsek bizim böyle bir çabamız olmaz. Peki. Bunu bütün kamuoyunun bilmesi lazım. Ama biz belediyeyi Muş'ta aldığımıza inanmıyoruz. Ve bize büyük haksızlıklar yapıldı. Bu haksızlıklardan dolayıdır ki halkın iradesinin belediyeye yansıması lazım. Bu iradenin bir an önce hayat bulması lazım. Bütün çabamız bu. Sırrı Bey, size kolaylıklar diliyoruz. Belli ki bu süreç devam edecek. Biz de takipçisi olacağız. Bu vesileyle çağrınızı da iletmiş oldunuz. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa sizin de. Vallahi bir tek bir şey söyleyeyim. Buyurun, biz lütfen. Çok yalnız kaldık. Yani herkes Türkiye'de İstanbul'a kilitlenince biz burada aslında yaşadıklarımız İstanbul'dan kat be kat çok ağırdı. Buralarda çok büyük haksızlıklara maruz kaldık. Ama sesimizi duyuramadık. Neyse ki İstanbul biraz durulunca sesimiz duyulmaya başlandı. Bizi kimse yalnız bırakmasın. Hayat sadece İstanbul'dan değil. Buraları da görebilmeliyiz. Buradaki insanların da demokrasi talebini, hukuk talebini herkes görmelidir. Tekrar size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İstanbul seçim tartışmalarının gölgesinde kalmasın. Muş'ta, Kars'ta ve farklı yerlerde yaşanan itirazlar, bu itiraz süreçlerinin oradaki adaylara ve orada inceleme, izleme yapan siyasilere göre adaletsiz bir biçimde işliyor olmasına dair, ki buna İstanbul'da dahil, takibi yapmaya çalışıyoruz Tele 1 aracılığıyla. Sırrı Sakık'a uzandık, Muş'taki son durumu aldık. Oradan bir çağrısı var Sırrı Sakık'ın. Bir gerginlik olmasın istiyoruz. Bu daha önce aday olduğum ve sonrasında da belediye başkanı seçildiğim Ağrı'da da olmuştu ve itirazlarımız kabul edilmişti. Biz hak etmediğimiz hiçbir makamı istemiyoruz dedi. Bize ait olan oylar başka siyasi partilere yazıldı dedi Sırrı Sakık. 119 oyun Vatan Partisi'ne mesela yazıldığını, ki bunları Twitter aracılığıyla da tweetler atarak 31 Mart akşamından bu yana duyurmaya çalışıyor. Kendi olanaklarıyla, malum bu tek sesli medya düzeninde ancak böyle platformlarda duyurulabiliyor. Ve Kars'ta da bazı şeyler yaşandı. Oylar yeniden sayıldı. Şimdi bir de Ayhan Bilgen'e soralım. Kars'ta ne yaşandı? HDP'nin aynı zamanda Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen ve şu anda HDP Kars Belediye Başkan Adayı diyoruz. Ayhan Bey, hoş geldiniz. Henüz mazbatayı almadınız sanıyorum.
Evet, İstihdam Akıncı. Şimdi ne oldu? Kars'ta yaşananları bize özetleyebilir misiniz lütfen? Son durum nedir? Şimdi Kars'ta oylar yeniden sayıldı mı, bitti mi? Ne oldu tam olarak? Yani tabii aslında yeniden tüm oyların sayımı çok olağanüstü bir karardı. Çok somut bir delile dayanmadan ilçe seçim kurullarının böyle bir başvuruyu ciddiye alıp tüm sayım yaptırması aslında bir keyfiliktir. Aradaki fark çok ciddi olmasına rağmen ve MHP'nin sunduğu dilekçede hiçbir somut iddia olmamasına rağmen bütün oylar baştan sayıldı. Ama bu tabii durumu değiştirmedi. MHP'de 30 oy eksildi, bizde 10 oy arttı. Dolayısıyla fark 40 kadar daha artmış oldu. Yani burada galiba bir şok hali var. Aslında sokakta, toplumda zaten bu beklenti kendini çok net hissettiriyordu ama galiba bir hazmedememe haliyle karşı karşıyayız. Tabii bir de ikircikli hukuk kendini gösteriyor. Yani bazı ilçelerde 3 oy farkıyla HDP kaybetmiş durumda. Hala yeniden sayım kararı çıkmıyor. Kars'ta 1200 oy farkı varken tüm oylar baştan bir daha sayıldı. Bu aslında yani seçim sürecinin ne kadar eşit, ne kadar demokratik, hukuka uygun olduğunu da gösteriyor. Erhan Bey, çok teşekkürler bize bu aktarımlarınız için. Sağ olun. Hemen Filiz Kerestecioğlu'na döneceğim. Stüdyoda konuğumuz HDP'nin Ankara milletvekili, aynı zamanda bir hukukçu. Hukuken de Türkiye'de ortaya çıkan bu tabloyu sormak istiyorum. İstanbul'da itirazlar, geçersiz oyların yeniden sayımı, gelen açıklamalar, Kars'ta, Muş'ta yaşananlar, Malazgirt'te yaşananlar var, Tatvan'da yaşananlar var. Az önce Twitter'da gördüm, Akdeniz Belediyesi ile ilgili yine bir milletvekilinizin, grup başkan vekilinizin Fatma Kurtulan'ın attığı tweet var. Bir hukukçu olarak baktığınızda siz bu tabloya dair ne dersiniz Filiz Hanım? Ayşegül Hanım, ben hukukçu olarak bakmayı çoktan bıraktım. Yani gerçekten hukukçu olarak bakamıyorum. Çünkü hukukla alakalı değil bütün bunlar. Yani seçim gecesi Ankara'da ben de YSK'ya gittim. Hı-hı. O veri akışının durması nedeniyle bir evet, durum bir var. Durdu. Bir süre durdu. Hani buna en azından takipçisi olduğumuzu hissettirmek ve bilgi almak için gittim. Yani sanki orada her şey çok hukuka uygunmuş gibi konuşan bir YSK başkanı ve yardımcısı vardı. Ben buna inanmak istiyorum. Bütün Türkiye buna inanmak istiyor. Ve gerçekten şu yapılanlar siyasi ahlaka sığmıyor. Yani Malazgirt'te 3 oy fark varken ve elde işte itiraz için gerekçeler varken Muş Malazgirt'te bunun kabul edilmemesi ya da Muş merkezde bunun kabul edilmemesi, ama bunun dışında AKP'nin kaybettiği ya da MHP'nin her yerde hemen hemen itirazların kabul edilmesi, işte İstanbul'da da aynı şekilde insanların böyle sabahlara kadar uykusuz bırakılması, aslında sevincinin gölgelenmesi gerçekten Ayhan Bey'in söylediği gibi bir hazmedememe durumu. Yani Türkiye'de insanlar birlikte mutlu olmayı ve bazı değişikliklerin ihtiyacını hissettiler. Bunu yansıttılar ve her şeye rağmen, yani bütün bu seçime giden yolda olan her türlü hukuksuzluğa, her türlü eşitsizlik ve adaletsizliğe rağmen gittiler, oylarını kullandılar ve sonuç böyle oldu. Şimdi bunu kabul etmemek diye bir şey hukuka uygun değil. Şimdi baktığınızda sandık görevlilerine, yani burada kendileri değiştirdiler zaten birçok şeyi. Sandık başkanları ile ilgili mesela şimdi hepsi bir takım... AKP'li, yani sonuçta başka birilerini oraya atamıyorlar. Ya da onun dışında en az 5 kişi orada gerçekten AK Partili veya işte iktidar yanlısı oluyor. Bunun dışında işte parti görevlileri var. Bu kadar parti görevlisinin ve işte bu kadar aslında yanlı davranabilecek, hani memur olsa da artık işte o hukuk olmadığı için, yani idarenin de bir yerde iflası söz konusu olduğu için hani şey diyemediğimiz, tamam çok güven verici ne olursa olsun o memurlar diyemediğimiz bir ortamda dahi yapılan seçim tıpkı aslında 7 Haziran'da olduğu gibi, biz beğenmiyoruz şimdi bunu, bu başka türlü bir şey diyerek itiraz ediliyor. Yani ya burada hakikaten vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ve bazı yerlerde ama yapılan itirazlarda kabul edilmiyor öyle bir durumda. Tabii şimdi söz burada YSK'nın güven verici bir tutumu olduğundan söz edebilir miyiz?
Yani o gece bize en güven verici kurum burasıdır diyenler, gerçekten öyleyse o zaman İstanbul'da kabul ederken neden Muş'ta kabul etmiyorlar? Neden işte Kars'ta kabul ederken neden Tatvan'da kabul etmiyorlar? Yani bu itirazların eğer bir hakkaniyet, eşitlik varsa her yerde kabul edilmesi lazım ya da edilmemesi lazım. Her itiraz aslında kabul ediliyor mu? Ben tam bunu da sormak istiyorum. Bu ülken itiraz için nasıl bir gerekçe edilemez olması lazım? Yani orada gerçekten hani tutmuyordur mesela YSK'nın verisiyle işte ıslak imzalı tutanaklardaki veriler. Girişlerde evet o verilerde farklılıklar vardır. Ya da işte Sırrı Bey'in dediği gibi başka partilere yazılmış oylar vardır. Bu tarz şeylerdir. Yoksa ben işte geçersiz oylar var bunlar sayılsın diyerek mesela sadece itiraz olmaz. Yani çünkü geçersiz oy oradaki o anda sandık başındaki bütün parti görevlilerinin ve işte diğer görevlilerin denetimi altında zaten geçersiz sayılmıştır. Yani bir kişinin orada mesela İstanbul diyelim CHP'li bir görevlinin bu geçersizdir diyerek sadece onun karar verip ya da HDP'li bir görevlinin parti temsilcisi anlamında söylüyorum. Onun kararıyla yapılacak bir şey değil. Hepsinin ortak kararı olması lazım. Buna mesela şerh düşülmesi lazım. Yani o bütün orada, bu süreçler tamamlandıktan tabii, sonra tamamlandıktan sonra yani o şerh olmalı, o tutanakta, ıslak imzalı tutanakta bütün bunlardan sonra ancak değerlendirilebilir. Ama burada hakikaten Türkiye'nin gözü önünde Türkiye halkına hakikaten haksız bir muamelede bulunuyor. Şunu bu da kabul edilebilir bir şey değil ve herkesi germeye çalışıyorlar. Yani bugün Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamaya baktığınız zaman işte milletin sinirini bozmayın. Ne demek milletin sinirini bozmayın? Siz değil misiniz ilk gece daha ortada hiçbir şey yokken Anadolu Ajansı'nın bütün bu kendisine ajans dememesi gereken bir kurum aslında yani bütün Türkiye önünde ifşa olmuşken yaptıkları çıkıp da kazandım ben diye açıklama yapan siz değil misiniz? O zaman şimdi kalkıp da işte Ekrem İmamoğlu açıklama yaptığında ben kazandım dediğinde ki sonuna kadar demedi yani gerçekten aslında o süreci iyi yönettiğini düşünüyorum. Ve şey sakin öyle açıklamalar yapıyor. Bütün az önce yaptığı açıklamada da evet, kucaklayıcı şekilde çalıştı, evet, açıklamalar yapıyor. Buna rağmen kendileri çıkıp kazandım diyorlar ve yani yayına gelirken yol boyunca hala teşekkürler İstanbul diye billboardlarını görüyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Peki bu siyasi ahlaka sığmaz. Ne yapılmaya çalışılıyor? Siz buradan nasıl bir siyasi değerlendirme çıkartıyorsunuz? Biraz önce dediniz ki ya vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ya da seçim sonucunu kabul etmiyorlar. Şimdi yani var olan bir seçim neye sonucunu kabul etmiyorlar. Ne yapmak isteniyor olabilir? Niye vakit kaynakları kazanın kurumasın istiyorlar? İspark bile zararda çıkmış. İspark nasıl zarar edebilir? Yani sadece otopark olan bir yer, hani hiçbir maliyeti olmayan iki tane en fazla görevlisinin olduğu, sadece bir arazide şeylerin araçların park edebileceği bir yer nasıl zarar edebilir? Aslında oradan aktarılan bir dolu şey gerçekten kendi vakıflarına ya da başka yerlere gönderiliyor. Şimdi bütün bu kaynaklar kurusun istenmiyor aslında. Yani bizim genel olarak aslında stratejimizdeki hedefimiz de biraz buydu. Yani Türkiye'ye bir nefes aldırmak. Ve sizin stratejinizi ayrıca soracağım ama ona geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. İstanbul özelinde olan tartışmalarla ilgili, özellikle onunla ilgili, önce bir gazetenin genel yayın yönetmeni bir tweet attı. Evet. Ardından bir köşe yazısı yazdı ve son olarak da bugün bir gazetede bunun bir darbe olduğuna dair, yani tam olarak sandıkta darbeyi kim örgütledi manşetiyle çıktı. Şimdi buna ne diyorsunuz? Bu seçimlerin tekrar yapılması gerektiğini iddia ediyor söz konusu kişiler. Bunun darbe olarak nitelendiriliyor olmasına, yani sandık başkanları ile ilgili durumu anlattınız çünkü. Evet. Bir yasal evet, düzenleme ile evet, onun nasıl değiştirildiğini. Bu nasıl olabilir? Ne şimdi ima bugün, ediliyor bugüne olabilir? Kadar yönetim biçimleri böyleydi. Yani her şeyi bir algı operasyonuyla
insanlarda farklı algılar yaratarak yönetmeye gayret ettiler. Yani bunda yer yer başarılı oldular. Bize parti olarak yönelmelerinde, yönelimlerinde bu vardı. Sonra bütün muhalefete yönelimlerinde bu vardı. Ve hep sanki bir takım oyunlar var, bir takım tezgahlar var. İç mihraklar, dış mihraklar. Baskıyla yönetmek böyle bir şeydir zaten. Baskıyla işte bu argümanlarla yönetirsiniz. Yani 31 Mart'ta Türkiye sandık üzerinden tıpkı Gezi kalkışması 17-25 Aralık 15 Temmuz'da olduğu gibi sandık üzerinden darbeye maruz kaldı. Vallahi deniyor. Olduğu gibi aktarmak gerekirse. Gezi'nin korkusu, yani korkusu dediğim şey şu tabii. Bir muhalefetin olması aslında istenmiyor Türkiye'de. İşte baskı rejimi bu. Yani buna baskı rejimi, otoriter bir rejim diyorsak boşa demiyoruz. Yani bunun yönetme biçimi de budur. Farklı ülkelerde de benzer şekillerde tezahür etmiştir. Aynı şekilde şu anda da aslında tamamen kendi kontrollerinde olan, yani demin konuştuğumuz çerçevede hem iktidar olacaksın, hem her türlü baskıyı yapacaksın, o seçimlere eşit adil koşullarda gitmeye engelleyeceksin, billboardlara çıkmak için bile 10 gün mücadele vereceğiz, Ankara'nın girişinden çıkışına kadar bütün direklerde resminiz asılı olacak, her türlü propaganda serbestiyeti sizde olacak, ama onun dışında bölgede parti binaları basılacak, insanlar tutuklanacak, aynı şekilde İstanbul, Ankara'da da sürekli tutuklamalarla parti üyelerimizin karşılaşacağız ve bütün ülkeyi kuşatan böyle bir yönetim biçimini dayatacaksınız ülkeye. Ondan sonra seçimlerin başında görevliler sizden olacak ama darbe yapılmış olacak. Buna bir darbe deniyorsa eğer, o zaman yapılan bu seçim sonuçlarını tanımamak darbedir aslında. Peki siz Türkiye'ye nefes aldırdık diyorsunuz. Aynı evet. zamanda Çankaya'da adaydınız ve sonrasında ben kısa bir tweetlerinizi gördüm. Ve aslında kaybettiğime, yani kazanamadığıma evet. üzülmüyorum diyorsunuz. Evet. Ortaya çıkan Türkiye manzarasına bağlıyorsunuz bunu. Pek çok yerdeki sonuçları değerlendirerek söylüyorsunuz. HDP'nin stratejisinin başarılı olduğunu düşünüyor musunuz? Kazan kaybet stratejisinin, bu çerçevede mi söylediniz evet. bunu aslında? Tabii bu çerçevede söyledim. Yani biz aslında bütün Türkiye açısından baktık ve öyle bir reel strateji kurduk. Gerçekten hani bölgede kayyumların gitmesi, halkın iradesinin ortaya çıkması, bunu hedefledik. Ama bunun dışında bizim seçilemeyeceğimiz illerde de, özellikle Batı'da demokrasi güçlerini destekleyeceğiz dedik. Ve Cumhur İttifakı'nın geriletilmesi üzerine kurduğunuzu AKP-MHP söylediniz. İttifakı'nın geriletilmesi. Aslında işte o söylediğim, yani şu anda seçimin sonuçlarının kabul edilmemesinin gerçekten nedenlerini de, bir yandan işte o mali kaynakları da, çünkü belediyeler bu anlamda gerçekten önemlidir. Yani birçok yolsuzluğun aslında birçok farklı şeylerin yapıldığını orada görüyoruz. Yani hatta şu anda bile yapmaya devam ediyorlar ki ne kadar acıdır. Yani Bismil'de örneğin kalkıp işte belediye binasını emniyete hibe etmişler. Ankara'da merkezde olan belediyeye ait araçları kendi kazandıkları ilçe belediyelerine hibe ediyorlar. Yani İstanbul'da ne yapıyorlar bilmiyoruz. Yani dosyaları, evrakları falan kaldırıyorlar ortadan diyorlar. Yani bu o kadar hazin bir şey ki Ayşegül Hanım. Yani bu ülkede seçim oldu, savaş olmadı. Yani herkesin sakin olması gerekiyor ve bu durumu hazmetmesi gerekiyor. Daha öncesinde de kaç tane seçim oldu? Birçok aslında usulsüzlük olmasına rağmen bunun için kimse olay çıkarmadı. Her şeye rağmen çıkarmadı. Şimdi ne yapmaya çalışıyorlar gerçekten? Yani şu anda bunu hazmedememek söz konusu olamaz. Ama bizim işte uyguladığımız strateji hakikaten sonuç verdi. Biz bunu bütün Türkiye'yi düşünerek yaptık. Ve bunun sonucunda baktığınız zaman da gördüğünüz şey aslında Batı'da mesela Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Hatay, İstanbul, Mersin, Ardahan, Yalova.
Buralarda HDP seçmeninin oylarının katkısı olduğunu, tabii ki katkısı ne kadarlık oldu. Bir katkısı olduğunu şimdi, düşünüyorsunuz? Kritik, bunu, hayati bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Ben önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Daha şimdi tam analizler tabii ki yapılmadı ama mesela 2015-2018 genel karşılaştırması hı hı. yaptığımız zaman hani son dönem bizim oy trendimizi göstermesi açısından oyumuzu en çok arttırdığımız iller bunlar: Hatay, İzmir, Artvin, İstanbul, Muğla, Erzincan, Aydın, Ankara, Mersin. 7 Haziran 2015 evet, ve evet, 24 Haziran 2018. 2018 arasında. Yani şimdi buna baktığınız zaman bizim seçmenimiz gerçekten politik bir seçmen. Yani neyin ne olabileceğini gayet iyi algılayan, çoğunlukla küskün olmayan, yani buna göre bir strateji izleyebilen, partisinin stratejisine de uyum gösterebilen bir seçmen. Tabii ki her yerde bu kolay olmadı. Yani mesela benim adaylığımda biraz ondan oldu aslında. Hani Ankara'da bizim seçmenimizi de sandığa çekebilmek için ben aday oldum. Yoksa hani Çankaya'da ben kazanacağım ve işte belediye başkanı olma ikbalim seçmeni var diye seçmeni sandığa götürme motivasyonu evet. için mi aday hem oldunuz bunun için, siz? Hem de politikamız, yegane politikamız şunun üzerine kurulu değildi. Başkanlıklar, eş başkanlıklar üstüne. Aynı zamanda biz belediye meclislerinin de önemini anlatmaya çalıştık. Gerçek demokrasi aslında budur. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın söylediği aslında biraz da bu işte. Mesela şimdi belediye meclis üyeleri bizde yok, işte orada zaten nasıl yönetecekler hı hı. hem işte hı hı. idare başkasında hem işte belediye meclis üyeleri derken aslında kastettiğimiz biraz da bu. Yani çoğulculuk, katılım ve bunun yükselmesi belediye meclislerine. Peki. İmara, ranta dayanan bir belediyeciliğe son vermek, bunu denetleyebilmek için daha şeffaf bir belediyecilik peki, için. Peki, Türkiye'nin batısı açısından bir değerlendirme yaptınız aslında hı-hı. ama bölgede de kayyumların kaybetmesine dönük bir evet. stratejiniz vardı. Evet. Ve belediye sayınız da şu anda henüz resmi olmayan rakamlara hı-hı. göre, çünkü çok birçok yerde itirazlar ve kritik olarak beklenen yerler var. İşte Tatvan, Akdeniz biraz evet. önce bahsettiğimiz gibi ama işte Muş. Evet. Bölgeye dair ne diyeceksiniz? Belediye şimdi sayılarında orada bir düşüş var çünkü. Mesela evet. Şırnak, Ağrı, evet. Bitlis bunlar HDP'den Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Evet, şimdi halen tabii itiraz ettiğimiz ve değerlendirme süreci devam eden yerler var. Yani evet, Ağrı, bunu da gözeterek soruyorum Ağrı, tabii Taşlı, ki. Ağrı, Taşlıçay, Batman, Gercüş, işte Bitlis, Tatvan, Muş Merkez, Urfa, Viranşehir gibi. Fakat şimdi burada 3 büyük şehir, 5 il, 45 ilçe, 11 belde olmak üzere toplam 64 belediye genel olarak söylersek kazandık. Diyarbakır'da oy oranımızı %7, Mardin'de %4, Batman'da %13 oranında arttırdık. Ama 2014'te kazandığımız 4 ili kaybettik. Ağrı, Bitlis, Şırnak, Dersim. Ayrıca 25 ilçe ve 18 belde yönetimini de kaybettik. Şimdi burada tabii şunları saymak isterim. Yani olağanüstü baskı koşulları var. Yani bu gerçekten bütün gidişat böyleydi. Yeniden kayyum atanacak tehditleri vardı. Bu gerçekten önemli bir kılıç olarak tepede durdu. Seçim günü yaşanan ihlaller oldu. Nüfus taşımalar oldu. Aday profillerini belirlerken partimizin eksikleri olmuş olabilir. Yani bunlar bizim ya da yerelin özgün dinamikleri. Bunlar bizim kendi içimize dönük de değerlendireceğimiz, bir öz eleştiri sürecine de sokacağımız şeyler aynı zamanda. Yani biz mükemmeliz, şahaneyiz ve her şeyi iyi yaptık demiyoruz. Aslında işte zaten demokrasi budur. Yani bizim kendimize de dönüp bakmamız gerekiyor. Ama Şırnak özelinde baktığımız zaman gerçekten Şırnak merkezde AKP adayını, merkez olarak söylüyorum, halk değil garnizon seçti. Yani burada mesela
Bunu neye dayandırıyorsunuz? Şimdi burada 6 ay gibi merkezde kısa bir süre içerisinde yaklaşık 6589 kişilik bir seçmen artışı oldu. Ve biz bunu aslında... 6 ay içinde kaç dediniz? 6589. 6589 evet. Seçmen Şırnak'ta arttı. Evet. Tabii bu arada çok ciddi bir göç var. Yani orada nüfusun azalması da söz konusu. Daha önceyle karşılaştık. Sokağa çıkma yasakları tabii, kalma. O zamandan kalma. Şimdi mesela Şırnak Merkez, Beytüşşevap, Güçlü Konak ve Uludere ilçelerine AKP, en büyük ilçeler olan Cizre, İdil ve Silop ilçelerini ise biz kazandık. Şimdi burada mesela Şırnak Merkez'den %61 oyla seçildi AKP'li Mehmet Yarka. Bu Şırnak Belediye Başkanı olsa da şu anda HDP'nin tuttuğu yer İl Genel Meclisi'nde %57,53 oranında. Yani bu da tabii bu üç büyük ilçenin tamamında %73'ten fazla oy oranına sahibiz. Yani İdil, Cizre ve Silopi'de. Ama hakikaten özellikle mesela o süreçte biz bunları seçmen listeleri kesinleşmeden aslında mecliste önergeler vererek de dile getirmiştik. Ama onlar dinlenmedi ve kabul edilmedi. Yani taşımalar ve şeyler, yeni seçmen kayıtları. Özellikle karakolların olduğu mahallelerde, örneğin Şırnak Merkez'de 23. Sınır Tümen Komutanlığı'nın bulunduğu Yeşilyurt Mahallesi bunlardan birisi. Daha önce 2589 seçmen olan Yeşilyurt Mahallesi'nde şu anda 4611'e çıkmış durumda seçmen sayısı. 2589'dan 4611'e. Evet, 11'e çıkmış. Şimdi bu seçmenlerin asker ve polislerden oluştuğunu, seçim gününde askerlerin kent merkezine uçakla indirildiğini, yani toplu biçimde oy kullanmaya gittiğini, kentin avlukaya alındığında izledik oradaki yayınlardan. Yine tabii farklı yerler de var. Hani hepsini program süresince şey yapamam ama. Mesela Hakkari'de de Çukurca, Şemdinli ve Derecik. Evet. Yani buna dair ne dersiniz? Yani buralara özel yönelim vardı aynı şekilde. Çünkü özellikle sınır olan... Sınır olması karakol, sebebiyle de evet, soruyorum evet size öyle bunu. Olduğunu düşünüyorum. Yani devletin bir politikası ve buralarda aslında bazı sembolik yerlerde kaybettireceğiz politikasıyla farklı uygulamalar yapıldı. Yani dediğim gibi orada hem olağanüstü baskılar vardı, hem göç vardı, hem de taşımalar vardı yani. Ama buna rağmen, bakın bunlara rağmen... Bizim niye oy kaybettiğimizi de yani farklı nedenleri de ele alarak bizim değerlendirmeye tabi tutacağımızı da söylemek isterim. Bununla ilgili gerekli kurullarımız da daha ilerleyen günlerde yani toplantılarımızdan, değerlendirmelerimizden sonra açıklamalar yapacaklardır. Mesela şöyle bir şey var, bir örnek var mesela. 24 Haziran'da CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi il başkanları 6-7 aylık süreçte partilerinden istifa edip Şırnak'ta AK Parti'ye katılıp destek beyanında bulunuyorlar ve her biri ayrı aşiret ve büyük ailelere mensup insanlar. Yani bölgenin bazı koşullarının o açıdan da değerlendirilmesi lazım. Ama dediğim gibi bizim varsa hatalarımız, bizim de kendimize dönüp bakıp bunu değerlendirmemiz lazım. Ama şunu söylemek isterim. Yani belki sorarsınız ama hani kadınlar açısından... Ben kadınlara tam gelmek evet, istiyorum. Yani, kadınlar açısından ne çıktı ortaya diyecektim. Sizde veriler var mı? Evet, sanıyorum var. Biraz önce anlattıklarınızla ilgili daha detaylı evet, bir çalışmalarınız olacaktır var. Galiba. Evet, evet, ona ihtiyaç var. Ama ben şunu takdir edilmesini rica ediyorum kamuoyundan da. Yani biz 4 yıldır kriminalize edilen, gerçekten 4 yıldır sürekli üstüne oynanan, sadece engellenmek değil, bitirilmeye çalışılan bir partiyiz. Yani hakikaten tamamen her yerde barajların altında bırakılmaya, yani belediye seçimleri olsun, başka yerler olsun, bize oy veren insanların iradesinin tanınmadığı bir partiyiz. Lütfen... Ama lütfen Batı kamuoyu da bunun farkında olsun. Yani bugün İstanbul'da yaşananlar, işte başka yerlerde yaşananlar zaten bize ne kadar zamandır yapılanlardır.
Yani bugün nasıl bir seçim sonucu tanınmıyorsa bizim de aynı şekilde seçilmiş belediye başkanlarımız hiçbir yolsuzluk, hiçbir başka iddia olmamasına rağmen sadece yaptıkları icraatlar, konuşmaları nedeniyle tıpkı milletvekillerimiz gibi cezaevlerindeler. Binlerce üyemiz tutuklu, 10 bine yakın insan tutuklu ve biz buna rağmen gerçekten demokratik barış siyaseti yürütmeye gayret gösteriyoruz. Her türlü kriminalize edilme çabasına karşı. Peki, ve kadınlara baktığımız zaman süremiz azalıyor yani bu illerde kadın belediye başkanı. Şimdi genele baktığımızda seçimde aday gösterilen çok kadınların oranı zaten. %8'di. Maalesef. Gerçekten bu çok acıklı bir tablo. Maalesef. İllerde kadın belediye başkan sayısı 4 CHP'den Aydın'da Özlem Çerçioğlu, evet. AKP'den Fatma Şahin Gaziantep, bizden Bedia Özgökçe sevgili dostum Van ve yine HDP'den Berivan Helen Işık Siirt. Ama şimdi tabii baktığımızda bu 10'a yükseliyor. Çünkü bizim eş başkanlık sistemimiz var ve bunun dışında da resmi olarak aslında bizim YSK'ya yani resmi kayıtlı olarak yaptığımız başvurularda da şu anda 24 kadın belediye başkanımız var. Ama toplamda her yerde zaten eş başkanlık olduğu için çünkü bu tam anlaşılmıyor. Hani eş başkanlık. Bu sevgili Aysel Tuğlu'nun dediği yenge başkan durumu değil artık. Bu gerçek bir başkanlık. Yani biz Kars'ı aldık ve Kars'ta Ayhan Bilgen'le beraber Şevin Alaca başkandır. Yani birinci sırada olan belediye meclis üyemiz, ondan sonrasında resmi olarak orada alınan kararla zaten eş başkan olmaktadır. Yani işleyiş bu şekildedir. Ama buna rağmen böyle olmasaydı bile Türkiye'deki zaten kadın adayları yükselten biziz. Son olarak bir soru daha var. Ben de ona yer arıyorum. Peki tamam. Siz söyleyin. Siz söyleyin sonra ben isterseniz. Lütfen. Yok, alayım ben sizinle ekleyeceğinizi. Ben de çünkü kadınlarla ilgili mi? Yok, hayır, kadınlarla ilgili değil ama gerçekten bu seçimin umut veren başka sonuçları, yani 12 yaşındaki Rabia Nazvatan'ın şüpheli ölümünün olduğu Giresun E-Nesil'de CHP'nin kazanmasıdır. Ve oranın vicdanen halkının bu sesi vermesidir. Karadeniz'den başlayarak işte ilk zaten işaretler oradan geldi. HES'lere, termik santrallere karşı Artvin, benim ilkokulda okuduğum ve çok sevdiğim Amasra, ondan sonra Rize'nin Fındıklı ilçesi gibi yerler ve bunun dışında mesela Urfa'nın Kobani sınırındaki o 2015 yılındaki çoğu genç 34 pırıl pırıl insanın katledilmesiyle sonuçlanan Suruç katliamında kızını ve sanıyorum eşinin kardeşini kaybeden Hatice Çevik'in de 10 Ekim Ankara katliamında onları kaybeden Hatice Çevik'in de Suruç'ta belediye başkanı olması bu ülke için çok umut verici bir şeydir. Son birkaç dakikamız bu bölümle ilgili. Bundan sonrasına dair ne öngörüyorsunuz? 31 Mart sonrası senaryolar çok konuşuldu ama ben HDP açısından sormak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'nın liderlerinin yaptıkları açıklamalardan sonra belli ki bu ittifak devam edecek. En azından ilk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar bu şekildeydi ve bu ittifaktan memnun olduklarını ifade ettiler. Keza Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'den de benzer açıklamalar geldi. Millet İttifakı'nın aldığı sonuçlardan memnun kaldıklarını ve ittifaklarını sürdürmek istediklerini söylediler. Hep bir üçüncü yol öneren HDP bu defa bambaşka bir stratejiyle seçime doğru gitti. Şimdi bundan sonra HDP ne yapacak? Bu ittifaklar ya da doğrudan ya da dolaylı tabanda da oluştuğu söylenen HDP tarafından da CHP tarafından da ifade edilen. Devam edecek mi? Ne olacak? Ya da başka bir şeye evrilme ihtimali var mı sizce? Şimdi, genel siyaset açısından da tabii özellikle de HDP yani, açısından da. Şimdi bu ülke gerçekten hakaretlere, öfkeye doydu. Yani kimse bunu artık istemiyor. Bu seçimlerin en önemli göstergelerinden birisi bu. İnsanların birdenbire yüzü güldü ama bu gülüş de dondurulmak istendi suratlarında. Yani bir sevinç tam anlamıyla yaşatılmadı bu ülke. Artık yönetenler de ya bunu görecekler, ya bunu görmek zorundalar
ve kabul etmek zorundalar artık bu durumu, hazmetmek zorundalar ve bu ülkede öfke siyasetinden vazgeçmek zorundalar. Çünkü kapımızda demiyorum, içimizde artık bir ekonomik kriz var. Zaten birçok şeyde bunun üstü örtülmek istenerek yapıldı. Yani birçok yerde sanki yıllardır yönetenler kendileri değilmiş gibi, muhalefet partisiymiş gibi hatta davrandılar. Yani söylemleri buna tekabül ediyordu. Ben HDP'nin siyaseti yine aslında bugüne kadar izlediği siyaset, demokrasi ve barış yolunda yürümek olacak. Dediğim gibi kendimizi gözden geçireceğimiz yerler varsa bunları da samimiyetle değerlendirmek durumundayız. Çünkü biz bu ülkenin umut veren partilerinden biriyiz ve kimseyi ötekileştirmeden o tabanda insanların hakikaten Türkiye'ye nefes aldıran siyasetimizi devam ettirmek durumundayız. Yani bunu yapacağımıza ben inanıyorum. Bizim yolumuz da ancak bunu yaparsak açık olur Peki. diye düşünüyorum. Her türlü dediğim gibi baskıya rağmen her ülkenin bir mücadele ve demokrasi yolu vardır. Bizim yolumuz da bu. Zorlu bir yol. Hepimiz için, bütün Türkiye için zorlu bir yol. Ama burada bir nefes aralığı oldu. Kimse umudunu kaybetmesin. Bu aralık başka bir şeye dönüşebilir mi dönüşebilir. Diyorum. Dönüşebilir. Bunu soruyorum dediğim aslında. Gibi bu bir sihir yani değnek değil. Yeni siyasette yeni bir dinamik, yeni bir durum yaratabilir mi? Bir kere bütün muhalefet partilerine çağrımdır. Gerçekten bu yerel seçimlerden sonra öncelikle o Sayıştay raporunun da çok hafif de olsa araladığı yolsuzluklar, hileler, orada ne yapılmış, kime, hangi yandaşlara ne ihaleler vermiş, bunların hepsinin öncelikle son 5 yılında özellikle tespit edilip çıkartılıp böyle koca koca billboardlarla, panolarla halka ilan edilmesi lazım. Yani şeffaf bir belediyecilik yapmaları lazım. Bundan sonrasında biz de dahil olmak üzere herkesin bunu yapması lazım. Ve yerel yönetimin güçlenmesi algısının bütün halkta aslında yayılması lazım. Yani kent konseylerinde olmak, muhtarlıklar mesela çok sayıda kadın muhtar seçildi. Evet. Mobbinge uğrayan birisi kalktı mesela orada. Belediye başkanı oldu. Yani kadınların eli değmeye başladı. Bu çok önemli bir şey. Kadınlar güncel hayata daha yatkın ve yakın insanlar. Bizim elimiz değdiği zaman bizim mücadelemiz güçlüdür. Ve ben hakikaten yerel yönetimi güçlendirdikçe ki ben Ankara'da bu deneyimi edindim. Bu benim için çok kazançlı bir şey oldu. Bunların daha düzeleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki dediğim gibi bir sihirli değnek değil yani. Peki çok teşekkürler Filiz Kereştiricioğlu. HDP Ankara Milletvekili. Hepimizin yolu açık olsun. Evet. Serkeftin. Kolaylıklar diliyorum size. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yine tabii ki İstanbul başta olmak üzere siyasete bakacağız. Yerel seçim sonuçlarına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı bizimle birlikte olacak. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz Türkiye'nin seçimine. Bu bölümde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı. Elbette Gözler İstanbul'da. Hoş geldiniz yayınımıza. Hemen onunla başlayacağım. Seçim Koordinasyon Merkezi'nden geliyorsunuz sanıyorum. Açıklamalar geliyor ard arda. Bunları soracağım ama sonrasında da genel olarak 31 Mart seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonrasına dair neler öngörüyorsunuz? Bütün bunlar da sorularım arasında. Seyircilerimiz çok merak ediyor. Ne oluyor İstanbul'da? Şu oluyor, biz kazandık seçimi. Yani herkesin içi bu anlamda rahat olsun. Ortada meşru, sandıktan da çıkmış bir sonuç var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi şunu yapmaya çalışıyor. Hatırlarsanız 31 Mart akşamı saat işte 11-12 civarında Binali Bey çıktı halkın önüne. Kendi taraftarlarını topladılar ve dedi ki biz seçimi kazandık dedi. Binali Bey bunu söylerken ağzından çıkan cümlelerle yüzündeki ifade başka şeyler ifade ediyordu. Yani ağzından biz seçimi kazandık konuşması yapıyordu. Aslında o bir balkon konuşması, bir zafer konuşması. Ama yüzündeki ifade onun öyle olmadığını gösteriyordu. Çünkü o saatlerde, tam da o saatlerde onlar da bu seçimin aslında Ekrem İmamoğlu lehine sonuçlandığını görüyorlardı. Bu arkadaşlarımız biliyorsunuz kendi sistemleriyle seçim sonuçlarını erken almakla, doğru bir şekilde almakla yıllardan beri iftihar eden arkadaşlar.
millet iradesini de ağızlarından düşürmeyen arkadaşlar. Hatta bunu o kadar çok telaffuz ediyorlar ki bazen böyle hani bizim kafamıza vurmak için mi söylüyorlar acaba? Duygusuna kapılıyor insan. Hem yerel seçimlerle ilgili hem genel seçimlerle ilgili. Ve gelmiş olduğumuz noktada o gece sabaha kadar aslında bir yandan Anadolu Ajansı marifetiyle sonuç manipüle edilmeye çalışıldı. Öbür taraftan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhtelif seviyelerdeki yöneticileri vasıtasıyla. Bir ara veri akışı da Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesildi. Bir saatliğine kesildi. Evet. Sorduk, bir makul şey alınamadı. Biz de sizinle bir telefon bağlantısı yaptık hatta yayında. Makul bir cevap alınamadı onunla ilgili. Teknik bir arıza olduğu söylendi. O zaman bütün siyasi partiler için oldu. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi veri akışı kesilmedi. Diğer siyasi partilere de kesildi. Ve sabaha karşı il başkanı çıktı. Biz şu kadar oy farkıyla kazandık dedi. O sırada bizim elimizde bütün gece boyunca açıkladığımız seçimin aslında 27-28 bin civarında bir oyla Cumhuriyet Halk Partisi lehine sonuçlandığına dair evraklar vardı. Bunlar gelmeye devam ediyordu. Islak imzalı tutanaklar dediğimiz. Artık biz, herkesin duyduğu, öğrendiği, bildiği. Siz buna rağmen beklediniz tabii, değil mi açıklamayı? Bekledik. Biz kampanya sürecinde de soğukkanlı gittik. O gece de soğukkanlı gittik. Tek istediğimiz şey vatandaşımız doğru bilgilensin idi. Bu veriler elimizde olmasına rağmen YSK'nın sistemine bunlar henüz girilmemiş olduğu için bunu çıkıp açıklama ihtiyacı duymadık. Bunun doğru bir şey olmayacağı kanaatine vardık. Ama sabah saatlerinde Ekrem Bey çıktı ve bu sonucu açıkladı ki artık YSK'nın sisteminde de sonuç değişmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu açıklamanın da yanlış bir açıklama olduğunu artık kabul etmeye başlamışlardı. Ve dolayısıyla ortaya şöyle bir sonuç çıktı. Kendi kazanmadıkları bir belediye için çıkıp kazandık açıklaması yapan bir siyasi anlayışla karşı karşıyayız. Şimdi geleceğim bugüne. Bugün de Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Evet, ben onu soracağım. Ama şimdi sayımın devam ettiği yerler var mı şu anda? Var. Şu anda da seçimi kazanamadıklarının farkındalar. Buna rağmen bu tür açıklamalar yapıyorlar. Ama hatta şöyle diyor Binali Bey, diyor açıklamalar ki yapıyorlar. Binali Bey diyor ki aynı zamanda yani siz neyin havasını atıyorsunuz diyor. Evet. Ekrem İmamoğlu'nu kastederek nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak imzalar atarsınız, açıklamalar yaparsınız, ziyaretlerde bulunursunuz ki bunu dün Adalet ve Kalkınma Partisi sözcülerinden de geldi benzer bir açıklama. Ve üstelik şöyle diyor, Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı kime verirse başkan odur. Evet. Tam da bu merak edilen. Ne söylenmek isteniyor bu cümleyle? Şöyle, ilk biz seçimi kazandık açıklamasını kim yaptı? Binali Bey yaptı. Bugün ne diyor Sayın İmamoğlu'na? Sen böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın? Elinde somut veri ya da işte YSK mazbata yok diyor. Ve YSK karar verecek bu işe. Evet, YSK karar verecek. Peki Sayın Binali Yıldırım bu açıklamayı yaparken elinde mazbata var mıydı? Seçim gecesi taraftarların önüne çıkıp da biz seçimi kazandık derken elinde mazbata mı vardı? O günün sabahında bütün İstanbul'u pankartlarla donatırken, gönül belediyeciliği kazandı pankartlarıyla donatırken, teşekkür pankartlarıyla donatırken, bir tarafta Tayyip Erdoğan'ın, bir tarafta Binali Yıldırım'ın resminin olduğu pankartları ve billboardları donatırken eline mazbata mı vardı? Bu aradaki süre boyunca hayır biz seçimi kaybettik diye bir beyanatta bulundular mı? Şimdi kalkıp bize akıl vermeye kalkmasınlar. Bu sürecin yanlış bir yola girmesini kendileri sağladı ve şu anda da o yanlıştan bizim elimizdeki evrakların tam ve iyi bir hazırlık yapılmış olmasından dolayı geri adım atmak durumunda kaldılar. Bizim milletvekillerimiz resmen şu anda çuval nöbeti tutuyor, biliyor musunuz? Oy çuvallarının nöbetini tutuyor. Görüyoruz, Mahmut Tanal bir görüntü paylaştı hatta. Yüksek Seçim Kurulları'nda kimse yok. Yani örneğin seçim kurulu kapanmış. Demişler ki sabah saat 9'dan itibaren sayıma devam edeceğiz. Sayıma ara vermişler. Az önce ben gelmeden önce iki arkadaşımızı Küçükçekmece seçim kurullarına yönlendirdik. Halbuki orada bir itiraz yok. İtirazlar reddedildi. Ama ile YSK'ya gidip o itirazları geri çevirebilirler. Bu nedenle arkadaşlarımız çuvalların başına nöbet tutuyor. Milletvekilleri çuval nöbeti tutuyor şu anda. Şimdi böyle bir hazırlığın üzerine inkar edilemez bir noktaya geldi mesele. Siz YSK başkanıyla görüştünüz mü? Görüştük. Ne diyor Sadi Güven? YSK başkanı tabii çok yuvarlak şeyler söylüyor. Diyor ki sizin elinizdeki ıslak imzalı tutanaklarla açıklanan sonuç uyumlu olacaktır diyor. Zaten işin doğası bu. Yani yapılan itirazlar İstanbul'daki sonuçları değiştiremez diyorsunuz siz çok net bir biçimde. Şu şekilde, şu şekilde olur. Geçersiz oylara itiraz ediyorlar. Evet. Geçersiz oyların tekrardan sayımını istiyorlar. Zaten devam eden sayımlardan evet. Bir kısmı büyük kısmı geçersiz oylarla ilgili. Bir kısmı da bazı ilçelerde de bütün oyların yeniden sayılmasıyla ilgili itirazda bulundular ve ilçe seçim kurulu kabul etti.
Şimdi normalde böyle bir şey olmaz. Geçersiz oyların sayımıyla ilgili de hukuki olarak gerekçesi yok. Seçim kurulu hakimi size şunu sorar. Siz nerede sayımın tekrar edilmesini istiyorsunuz? Sizden bir sandık numarası telaffuz etmenizi ister. Dersiniz ki 1022 nolu sandık. Neden? Bu sayım yapılırken oradaki Cumhuriyet Halk Partili üye tutarak tutmuş. Burada bir sıkıntı var, yanlışlık yapılıyor denmiş. Biz de bunu gerekçe göstererek sayım istiyoruz. Tamamdır der. Eğer elinizde bir gerekçe yoksa %99 bunu reddeder. Der ki sen gerekçesiz bir şekilde benden tekrardan sayım yapmamı istiyorsun. Orada senin üyen vardı. Diğer siyasi partilerin tabii üyesi vardı. Hakim huzurunda bunlar sayıldı. Ya da sandık kurulu başkanı huzurunda sayıldı. Gerekçesiz bir şekilde sen neden oy alıyorsun der. Şu anda bunu demiyor sandık kurulları. Tam tersini yapıyor. Gerekçesiz oyları sayalım diyor. Peki sayalım. Bütün oyları sayalım diyor. Bunun ne mantığı var? Yani bütün oyları biz 500 bin civarında seçmeni olan Küçükçekmece'nin, 550 bin seçmeni olan Esenyurt'un oylarını niye tekrardan sayalım? Peki nasıl çözülecek bu Oğuz Bey? Ne düşünüyorsunuz? Bundan sonrasına dair bunu şu sebeple de ısrarla soruyorum. Şimdi siz de görmüşsünüzdür. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni önce bir tweet attı. Bunu gördünüz sanıyorum siz de. Ardından bir köşe yazısı yazdı ve bugün de yine bir gazetenin, Star Gazetesi'nin ve Yeni Şafak Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninden bahsediyorum. Star Gazetesi'nin bugünkü manşetinden bahsediyorum. Sandık eliyle bir darbe yapıldığı söyleniyor. İnsanlar kaygılı bir yandan da. Yani bu iş nasıl çözülecek? Yeniden seçim mi olacak? Tekrar mı edilecek? Bizim oylarımız geçersiz mi sayılacak diyor mesela İmamoğlu'na oy verenler. Bu kaygıyı gidermeye dönük olarak da ısrarla soruyorum ben size. Ne olur bundan sonra? Burada bir yerde bir düğüm oluşmak üzere gibi görünüyor. Gittikçe sertleşiyor mesela Binali Yıldırım'ın bugünkü açıklaması. Daha önceki açıklamalarına kıyasla sert bir söylemi vardı, öyle değil mi? Siz de kabul evet ediyorsunuz. Türk milletinin sinirini bozmayın dedi hatta. Binali Bey'in morali bozulmuş, evet. Şimdi yalnızca moral bozukluğuyla izah edilebilir mi bilmiyorum ama siz zaten yaptınız değerlendirmenizi. Fakat bu nasıl çözülecek? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sandıktan çıkan iradenin millet iradesi olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi 17 yıldır Türkiye'de kendilerine yakın bütün televizyon kanallarından ve gazetelerden siyasetçiler ağzından da bas bas bağırıyor. Sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi çıkarsa bunun adı millet iradesi. Sandıktan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışında bir irade, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyen bir irade çıkarsa bu sandık yoluyla darbe olmuş oluyor. Şimdi bir kere bunu bıraksınlar. Bu dili seçim öncesi kullandılar. Bize böyle tepeden parmak salladılar. Ağza alınmayacak şeyler söylediler. Ağır hakaretlerde bulundular. Tehdit ettiler. Bütün bunlara rağmen biz kutuplaştırıcı değil, kucaklayıcı bir dil kullandık. Kavgadan kaçtık. Barışın dilini kullandık. Huzurun dilini kullandık. Türkiye'nin gerçek sorunları, ekonomik sorunlar, bunların üzerine gitmemiz lazım dedik. Savaşa gitmiyoruz. Biz bir seçime gidiyoruz. Ne olur iki tane belediye kaybetsen dedik. Ama görünen o ki bu arkadaşların dünyası bir belediye seçimi olmanın ötesine geçmiş durumda. Yani bir yerel seçim değil, bu işi bir referanduma, kendi iktidarlarıyla ilgili bir referanduma döndürme çabası içinde oldular. Gelmiş olduğumuz noktada hala bu dili kullanıyorlar. Türkiye'nin sinirini bozmayın. Sandıktan çıkan darbe. Sandıktan nerede darbe çıkmış? Bu literatüre katılmış olduğu böyle bir cümle. Yani sandık demokrasiyi temsil eder. Sandıktan darbe çıkmaz. Sandıktan demokratik irade çıkar. Biz halk iradesi deriz. Siz millet iradesi dersiniz. Başka birisi bir şey der. Ama sonuçta vatandaşın iradesi sandıkta tecelli eder, ortaya çıkar. Tecelli etti. Yani daha hala neyin tartışmasının içindesiniz? Bu süreci neden uzatmaya çalışıyorsunuz? Bu sürecin içinde Türkiye zarar görüyor. İstanbul halkı zarar görüyor. Türkiye'nin dünyadaki kalan itibarı da zedeleniyor. Şimdi böyle bir şeyin içindeyiz. İstanbul'da böyle bir sürecin içindeyiz. Seçimlerin yenilenme ihtimali var mı sizce? Ben öyle bir ihtimal görmüyorum. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesinin bir izahı mümkün değil çünkü. Çok ağır bir vakanın olması lazım bir yerde. 11 milyon civarında seçmeni olan bir ilde seçimlerin yenilenmesi için. Biz birçok muhtarı belirledik bu seçimde. Binlerce belediye meclis üyesini belirledik. Hı hı. 39 tane belediye başkan adayını belirledik. İlçe belediye başkan adayını belirledik. Buralarda sorun var mı? Yok. Büyükşehir belediye başkanlığıyla ilgili kavga yok.
İnsanlar birbirine saldırmamış. Seçim güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey olmamış. Gayet soğukkanlılıkla yürütülen bir süreç var. Neyini iptal edecekler? Çıkan sonuç neyse şapkalarını çıkarıp bunu kabul edecekler. Bu kadar. Şimdi İmamoğlu diyor ki insanları güldürüyorum, sinir bozmuyorum diyor. Keşke gece boyu insanların sinirini bozan Anadolu Ajansı'na bir şey söyleseydiniz. Ve böyle devam eden bir konuşması var. Bugün bundan önce yaptığı konuşmada Bahçeli'ye bir çağrıda bulundu. Sonra yaptığı konuşmada ise Erdoğan da her konuyu İstanbul'un iyiliği için konuşmaya hazırım dedi. Bu çağrıları değerlendirirseniz Bahçeli'den tam olarak nasıl bir beklentisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Ne yapması bekleniyor? Çünkü Bahçeli de dün bir açıklama yaptı ve dedi ki bütün bu karmaşa aslında yerel seçim sistemimizin yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösteriyor. Bir sistem önerisinde bulundu. Evet. Belediye başkanları seçilsin dedi. Belediye başkanları seçildikleri yetkiyle ilçelere belediye başkanı atasınlar. Şimdi siz nasıl bir talepte bulunuyorsunuz Bahçeli'den? Ne bekliyorsunuz? Şimdi Bahçeli'nin seçim sisteminin yenilenmesiyle ilgili önerisi tamamen başka bir tartışma. İkincisi de o. Sayın Bahçeli'nin bu tür fantastik önerileri olur dönem dönem. Onu bir kenara ayırmak lazım. O bugünün konusu değil. Ama Bahçeli'nin seçim sonraları yaptığı her açıklama Türkiye'de geriye dönüp tartışılan açıklamalardır. Doğru, hatırlayın. Doğru. Hep erken seçim açıklamaları gelmiştir. Doğru. Seneler önce de Sayın Bahçeli'nin peçete üzerinde yaptığı seçim analizleri de vardır. Yapar böyle şeyler Sayın Bahçeli. Ama buradaki Sayın İmamoğlu'nun Bahçeli'ye dönük çağrısı ya da Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çağrısı bir beklenti sonucunda oluşmuyor. Yani biz onlardan bir şey umuyor değiliz. Ama durum şu. Ortada bir Türkiye'yi tartışmalı, sıkıntılı bir noktaya doğru götüren bir süreç var. Bir seçim yapılmış. Seçimle ilgili böyle çok ciddi bir kaygı falan yok ortada. Yani ne deniyordu? Eğer örneğin Cumhuriyet Halk Partisi seçimi kazanırsa ya da muhalefet partileri seçimde oylarını arttırırlarsa Türkiye'nin bir beka problemi var. Türkiye uçurumdan aşağı düşer diyorlardı. Ne oldu biz uçurumdan aşağı mı düştük? 3 gün önce. Adana'yı kazandık, Mersin'i kazandık, Antalya'yı kazandık. Bunlar çok önemli metropoller. Var olan 6 tane büyük şehrimizi kazandık. Üstüne Türkiye'nin başkentini kazandık, İstanbul'u kazandık. Ne oldu? Türkiye'nin başına bir şey mi geldi? Yani Türkiye'de bir şeyler mi hortladı? Türkiye dünden bugüne fakirleşti mi? Ya da birileri tarafından daha ağır bir şekilde tehdit mi edilmeye başlandı? Hiçbir şey olmadı. Şimdi söylemiş oldukları hem de kampanyanın özünü oluşturan, bu işi bir genel seçim havasına sokmaya çalışan argüman patladı. Beka söylemi. Boşa çıktı diyorsunuz. Boşa çıktı. İnsanlar daha çok günlük hayatlarındaki yani olması gereken, yerel seçimde olması gereken, günlük hayatlarında belediyeden almak istedikleri hizmeti ön plana çıkaran, hükümetin de yanlış ekonomik ve dış politikasını, siyasi demeçlerini, davranışlarını göz ardı etmeden oy veren bir süreç izlendi. Şimdi bunun üzerine bu gerginliği devam ettirmeyecek bir müdahalede bulunabilirler kendi il başkanlarına, kendi genel başkan yardımcılarına. Tansiyonu düşürebilirler. Türkiye'nin tansiyona ihtiyacı yok. Türkiye yeterince kutuplaşmış bir ülke. Türkiye insanların birbirini kökeni üzerinden, inancı üzerinden ya da kültürel davranışı üzerinden, hayat şekli üzerinden ayırmaya, kompartmanlaştırmaya, onlardan bir kısmını da düşmanlaştırmaya hazır bir dili yıllardır dinliyor zaten. Şimdi Türkiye bundan bıktı. Kavga dili dediğimiz şey değil bu. Şimdi bunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun sadece Cumhuriyet Halk Partileri'ne faydası yok. Adalet ve Kalkınma Partileri de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, oy veren yurttaşlarımıza da, herkese, DSP'ye, Demokrat Parti'ye, HDP'ye kim oy verdiyse verdi. Bütün herkesin hayatını etkileyecek bir şeye ihtiyacı var. Müdahale dediği ya da özel bir beklenti yok ama Sayın İmamoğlu'nun ifade etmeye çalıştığı nokta bu. Bu tansiyonu düşürmeye dönük. Peki Yüksek Seçim Kurulu ne zaman karar verecek Oğuz Bey? Ne zaman açıklama yapacak? Şimdi Binali Bey'in sözünü ettiği açıklama ne zaman gelir? Şimdi yasal itiraz süreleri var. Evet. İşte önce 2 gün maddi hatalara ya da onun dışındaki konularla ilgili itiraz süresi vardı. O doldu dün. Sonra 2 gün bu itirazların değerlendirilmesi, sayımsa sayımın devam etmesi var. Orada ilçe kurullarının verecekleri kararlara, seçim kurullarının verecekleri kararların itirazı için 1 gün var. Bu yasada tanımlanmış. Bu süreler devam edecek. Ama şöyle bir gerçek var ortada. 2014 Ankara seçimlerinde düşük bir oy farkıyla Mansur Yavaş'ın kaybettiği
ilan edildi. Evet. Bizim de itirazımız vardı. Bizim itirazlarımızın tamamı sonuçlanmadan, hatta o itiraz süreleri devam ederken, itirazlar devam ederken Sayın Mansur Yavaş'ın itirazları açmak istediği tartışma bir kenara bırakıldı ve Melih Gökçe'ye mazbata verildi. Şimdi bu seçim kurulunun elinde. Seçim kurulu buradan bir sonuç çıkmaz. Bu konu, bu tartışmalar sonucu değiştirmez. Kararına vardığı zaman bunu verebilir. Ya da bütün bu yasal süreyi sonuna kadar kullanır. Süre uzadıkça uzar. Bizim çekindiğimiz, üzüldüğümüz Türkiye'nin İstanbul'un zarar göreceğini söylediğimiz nokta bu. Onun için mazbatayı verin diyoruz. Bu süreyi niye uzatıyorsunuz? Uzattıkça hasar büyüyor. Şu anda İstanbul'un belediye başkanı kim? Zaman kazanılmaya çalışılıyor deniyor bir yandan da. O da başka bir iddia. Neyin iddiası bu? Neyin zamanı kazanılmak istenebilir sizce? Ne yapılabilir ki bu süre içerisinde? Neden? Mesela Binali Bey de söylüyor. Biz sanki zaman kazanmaya çalışıyormuşuz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor diyor mealen. Hatta zaman kazanmak kelimesini de kullandı. Neyin zamanı kazanmak istenebilir ki? Şimdi ortada muhtelif iddialar var. Ne gibi? Bazılarını biz de görürüz. Şimdi seyircilerimizden de gelen var. Bize gelen ihbarlar var. Bunların maddi bir temeli olduğuna ikna olmadan biz bunları kamuoyuyla paylaşmayı doğru bulmuyoruz. Ama ortada 25 yıldan beri İstanbul'u yöneten bir siyasi gelenek var. Partinin adı değişiyor ama o siyasi gelenek değişmiyor. Şimdi 25 yıl içinde İstanbul'da yapmış oldukları birçok uygulama var. Son 17 yılda İstanbul Belediyesi usulen denetleniyor. Özellikle son yıllarda neredeyse o denetim faaliyeti yok hükmüne gelecek bir yere gelmiş durumda. Dolayısıyla biz bize gelen ihbarları esas alarak sadece bir ihbar üzerinden ya da insanları ihbarcılığa teşvik etme üzerinden kalkıp da bu konularla ilgili tartışmaya girmeyiz. Bunu doğru da bulmayız. Somut bir şey olduğuna kanaat getiririz. Ondan sonra bununla ilgili mazbatasını alır belediye başkanımız. Ondan sonra gereken incelemeler neyse bu incelemeler yapılır. Ama anlaşılan o ki bu konularla ilgili sosyal medyada birilerinin dillendirdiği şeyler Sayın Binali Yıldırım'ın da gündemine girmiş. O da bundan rahatsız olmuş. Ekrem Bey de zaten yaptığı bir açıklamada çok sayıda ihbar alıyoruz belediyeyle ilgili dedi. Yani somut olarak açıklamasa da bunu söyledi. Geliyor. Sizin bu yönlü araştırmalarınız da vardır var muhtemelen. Var ama yani bunları şu anda açıklamak çok şey değil. Çok doğru bir şey olmaz. Bu sürecin alabileceği maksimum süre ne kadar? Yani uzadıkça uzar dediniz. Şimdi, ya birazdan. Kartal'da birkaç yüz bin seçmenin olduğu bir ilçe. Bütün oyları sayalım dendiğinde seçim günü sandık kurullarının tamamı tekrardan oluşup da aynı anda 200 merkezde oy sayılmıyor. Tek bir merkezde oy sayılıyor. Yani birkaç yüz bin oy bir kurulun gözünün önünde tek tek sayılacak. Ne kadar zaman alır? Uzar. Uzatmanın bir anlamı var mı? Sonuca etki edecek bir şey olsa uzatmayı kaldırabilirsiniz. Siz sonuca etki etmeyeceğinden bu kadar eminsiniz. Sonuca etki etmeyeceğini şuradan görüyoruz. Sayımlar başladı zaten. Bu sayım kurullarında bizim arkadaşlarımız var. Oraya nezaret eden bizim milletvekillerimiz var. Örneğin bir ilçemizde 530 sandık var. Yarısı sayılmış. Adalet ve Kalkınma geçersiz oylar sayılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu 30 artmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 15 artmış. Ya da tam tersi olmuş. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Bakırköy'de artmış. Kadıköy'de artmış. Ama bizim bahsetmiş olduğumuz fark 20 bin üzerinde bir fark. Bu sonucu değiştirir mi? Değiştirmez. Sandıkların yarısını saymışsınız, 5 oy fark olmuş. Tamamını saysanız belki 15 oy olacak. Belki 20 oy olacak. Olabilir. Sonucu değiştirir mi? Buradaki kritik nokta bu. Sonucu değiştirir mi? Hayır, değiştirmez. Çünkü bizim geçersiz oy dediğimiz şey, seçim kurullarında görev alan ya da bu konulara kafa yoran insanlar gayet iyi bilirler ki bir oy öyle kolayla geçersiz kılınmaz. Orada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, HDP'nin, Saadet'in, memur üyeler var, seçim kurulu başkanı var. Hepsi bakar, der ki bu oy geçersiz. Neye göre geçersiz? Aynı anda iki mühür vurulmuş örneğin. Oy pusulası yırtılmış. Üzerine almış, not yazmış. İptal edilir, geçersiz kılınır. Ama öyle kolay kolay yüzlerce oy geçersiz kılınmaz. Hele bu İstanbul'un her yerinde birden olmaz. Hele bütün oradaki memur üyelerin tamamına yakın neredeyse Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından atandıysa, sandıkların başında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müşahitleri, sandık sorumluları, seçim kurulu sorumluları varsa, şimdi bunların manipüle edilmesini, muhalefet partisi tarafından manipüle edilmesini nasıl izah edersiniz? Mümkün değil. Hatırlayın,
bizim en çok suçlandığımız konulardan bir tanesi neydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Siz sandıklara sahip çıkamıyorsunuz. Şimdi rakibimiz dönüyor diyor ki siz oyları çaldınız diyor. Ya kardeşim siz sandıklara sahip çıkamadığımızı söylemiyor muydunuz? Şimdi nasıl sandıklara sahip çıkamadığını iddia ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi nasıl oy çalar? Oy çalabilmeniz için bir şebekeleşmeye müsait bir gücünüzün olması lazım. Kiminle şebekeleşecekler? Biz şunu hatırlamıyor muyuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'ne en yakın sendikalara üye olan memurların oralara atandığıyla ilgili haberler okumadık mı? Gerçekleri görmedik mi? Şimdi bütün bunlardan sonra bunları söylüyor olmak sadece var olan resmindeki gerçekliği başka bir yere doğru yönlendirmeye çalışmak demek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tansiyonu düşürebilir, Devlet Bahçeli tansiyonu düşürebilir dediniz. İmamoğlu'nun açıklaması da aslında bir beklenti değil, bu yönlü bir girişimde bulunmaları, müdahale etmelerine dönüktü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim akşamı hemen Ankara'ya gittikten sonra yaptığı açıklama da çok tartışıldı. Çünkü İstanbul'dan hiç bahsetmedi aslında. Evet. Sonrasında da iletişim ofisinden bir tweet atıldı. Binali Yıldırım'ın kazandım açıklamasıyla Erdoğan'ın balkon konuşmasının birbiriyle evet çelişmediği söylenen. Bir Erdoğan'dan bir müdahale bekliyor musunuz bu duruma? Evet. Bekliyor musunuz? Şimdi o onların kararı. Yaparlar ya da yapmazlar. Ama Cumhurbaşkanı Türkiye, sonuç itibariyle. Ama Türkiye bu süreçte hasar görüyor. Biz gördüğü hasarı tespit ediyoruz. Yapıp yapmayacaklarına onlar karar verecekler. Ama bir hasar var mı? İstanbul'da bir hasar oluşuyor mu? Bu geçen süre içinde oluşuyor. İnsanlarımız az önce sizin sormuş olduğunuz o kaygılı sorularla muhatap oluyorlar mı? Oluyorlar. Bizim insanımızda artık gülmeye ihtiyacı var. Artık kucaklaşmaya ihtiyacı var. Artık memleketin büyük 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 meseleleriyle değil, kendi evine giden gelirle, işle, aşla da hemhal olmaya, onunla ilgili kafa yormaya ihtiyacı var. Şimdi biz başka bir şey çiziyoruz, başka bir tablo çiziyoruz. İnsanların gündelik hayatına bu kadar müdahale eden bir siyasetin Türkiye'yi bir yere götürmesi mümkün değil. Peki şöyle sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondan yaptığı konuşmayla Binali Yıldırım'ın ondan önce yaptığı konuşma sizce uyumlu muydu? Şimdi bir tanesi tüm Türkiye'yi esas alan bir konuşma yaptı. İstanbul'a Erdoğan, dair. Erdoğan. İstanbul'u anmadı. Anmadı, o konuşmada. Evet. Binali Yıldırım doğal olarak sadece İstanbul'la ilgili bir konuşma yaptı ve biz seçimi kazandık dedi. Erdoğan bir seçim kazanıldı, yani şöyle düşünün, İstanbul kazanılmış olsaydı ve bu bilgi Erdoğan'ın elinde net bir şekilde olsaydı, daha önceki seçimlerde bunu nasıl kutladığını, nasıl ifade ettiğini hep beraber gördük. Herhalde buna benzer bir davranış içinde olurdu. Ve hemen her konuşmasında İstanbul'un ne kadar önemli olduğunu ve kendisi için ne kadar özel bir yeri olduğunu ifade eden bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder sözü kendisine ait. Yorumsuz. Şimdi dolayısıyla bu uyum önemli. Hiç İstanbul'dan bahsetmemiş olması aslında o saatlerde İstanbul'la ilgili durumun sizin de biraz önce söylediğiniz gibi ara kapatılamayacak kadar bir oydan bahsediliyor. Çünkü Ekrem Bey de bunu her defasında söylüyor. Her yeni sayılsa bile yeniden oylar. Ki sayılıyor. Ki sayılıyor. Durum değişmeyecek diyor ki bazı ilçelerden de gelen haberler sayımlar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının arttığına dair yani Ekrem İmamoğlu'nun oylarının arttığına dair haberler geliyor. Bu yeniden sayımlardan sonra. Dolayısıyla o uyumsuzluk gibi görünen ve sonra da düzeltilmeye çalışılan durum önemli. Bu detayı ısrarlı o sebeple soruyorum size. Yok farkındayım ama bırakalım da bazı şeyler onlar düşünsün. Peki şöyle sormak istiyorum. Bu kutuplaştırıcı dilden vazgeçer mi Cumhurbaşkanı sizce? Orada takdir onların. Yani bir kutuplaştırıcı dil kullanarak, ağır hakaret ederek, vatandaşa tepeden bakarak, el sallayarak kendisinin karşısında aslında demokrasinin bir gereği olarak muhalefette bulunan siyasi partilerin liderlerine, yöneticilerine, üyelerine hor gören bir, onlara oy verenlere hor gören bir yaklaşımda bulunan bir siyasi parti liderinin almış olduğu sonuç ortada yerel seçimlerde. Bunu devam ettiririz, burada biz sonucu değiştiririz daha sonraki seçimler için diye düşünüyorlarsa, evet bunu devam ettirirler. Ama almış oldukları sonuç ortada. Türkiye artık kavgadan yoruldu. Onların da bunu anlaması lazım. Kavga diliyle, tehdit diliyle, hakaretle insanlar gündelik hayatlarına müdahale edilmesini istemiyorlar. Başka bir siyasi partinin tabanına da söylense, çünkü bu seçimde de gördük ki insanlar oylarını değiştirebiliyorlar. Hiç kimsenin oyu başka birisinin cebinde ipotekli değil. Genel seçimde başka bir partiye oy verebiliyor, yerel seçimde başka bir partiye oy verebiliyor. Bu eskiden de böyleydi.
Dolayısıyla ortada bir iktidar şımarıklığıyla karşı karşıyayız. Bence bu tepeden bakan hakaretamiz lafları etmenin sonucu da bu iktidar şımarıklığının sonucunda. Şimdi insanlar oylarını değiştirebiliyorlar dediniz. Seçimlerin aslında en çok konuşulan siyasi partilerinden biri de HDP'ydi. Evet. Çokça konuşuldu. Şimdi İstanbul özelinde de çokça konuşuluyor. Sözünü ettiğiniz diğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı illerle ilgili de. İstanbul özelinde sorarsam HDP'li seçmenin Ekrem İmamoğlu'nun oylarında nasıl bir katkısı olduğu birincisi bu. Bu da çok hala işlenen konulardan biri. Cumhuriyet Halk Partisi gitti işte terör örgütleriyle bağlantılı bir siyasi partinin seçmeninden oy aldı diye hala bazı televizyon kanallarında yapılan yayınları görüyoruz 31 Mart sonrasında da. Kendi deyimleriyle olduğu gibi aktarıyorum burada. Nedir HDP'li seçmenin katkısı Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarındaki artışta? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ve bunun nasıl bir sakıncası var? Bizim Diyarbakır'da, Bitlis'te, Muş'ta, Bingöl'de maalesef oylarımız çok düşük Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Orada oyu daha yüksek olan iki tane siyasi parti var. Bir tanesi HDP, bir diğeri AKP. Şimdi siz Bitlis'te Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı olsanız, oyunuzu arttırmak için kime gidersiniz? HDP doğal olarak HDP'li seçmene. Neden? Çünkü orada daha geniş bir kesim var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşük olan oyunu almaya çalışmaktansa ya da başka bir siyasi partinin düşük olan oyunu almaya çalışmaktansa orada daha yüksek oyu olan, belediye onda olabilir olmayabilir ama daha yüksek oyu olan, yani seçimde yarıştığınız partinin oyunu almak istersiniz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partililer Diyarbakır'da, Bitlis'te, Muş'ta HDP'lilerin oyunu almak istediği zaman bunun adı vatanseverlik oluyor. Cumhuriyet Halk Partililer Adana'da, Mersin'de, İstanbul'da, Antalya'da, Aydın'da, İzmir'de HDP'ye oy vermiş. Bir önceki seçimde HDP'ye oy vermiş. Yurttaşlarımızın oyunu almak istediği zaman bunun adı vatan hainliği oluyor. Şimdi bir kere bunu bir koyalım. Bununla bir herkes yüzleşsin. İkincisi, biz bir siyasi partiyiz. Biz insanlara gittiğimiz zaman bir önceki seçimde kime oy vermiştiniz diye sormuyoruz. Bu seçime bize oy verin diyoruz. Şimdi biz gitmişiz. HDP'li seçmene demişiz ki bu seçimde bize oy verin. Onlar da vereceğiz demişler. Saadet Partili seçmene gitmişiz. Bu seçimde sizin oyunuzu istiyoruz demişler. Onlar da vereceğiz demiş. Onu geçelim. Biz Adalet ve Kalkınma Partili seçmene gitmişiz. Oyunu istemişiz. Bir kısmı vermiş, bir kısmı vermemiş. Bunun garip tarafı nedir? Yani siyaseti bu arkadaşlar zannediyorlar ki dünya 17 sene önce kuruldu. Onların siyasi partisinin kuruluş tarihiyle başlıyor her şey. Ve bütün siyasi tedrisat da onlarla beraber başladı. Böyle bir şey yok. Biz bütün seçmene gidiyoruz. O istiyoruz. Nasıl bir belediyecilik yapacağımızı söylüyoruz. Belediye başkan adayımızı tanıtıyoruz. Bazen oy veriyor, bazen vermiyor. Bazen sizin partinizin genel duruşuyla alakalı bir tereddüt oluyor, vermiyor. Bazen tereddüt olmuyor, veriyor. Dolayısıyla bunda ne gariplik var? HDP'liler bu seçimde oy verdiler mi? Verdiler. Yani aday da göstermedi ama HDP Türkiye'nin HDP'li batısında. HDP'li dediğimiz kişiler, HDP'ye oy veren seçmen 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi değil ki. Milyonlarca insan HDP'ye oy veriyor. HDP yasayla kurulmuş bir parti mi? Evet. Nedir bunun? Bunun sakıncası nedir? Yani HDP'ye önceki seçimde oy vermiş, bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesiyle önceki seçimde AKP'ye oy vermiş, bu seçimde HDP'ye oy veren seçmen arasında ne fark var? Ya da öncesinde HDP'ye verip bu seçimde AKP'ye vermesinin arasında ne fark var? Ben de tam size bunu soruyorum. Yok, bilmiyorum. Nedir bunun sakıncası? Neden ısrarla bu konu en çok konuşulan seçim sürecinin ve sonrasının en çok konuşulan konusu oldu? İşte bu yine şu. Bir kutuplaşma ve buradan bir siyasi sonuç, bir siyasi başarı çıkarma çabası. Kendilerini bir yere koyuyorlar. Koydukları yer vatanseverlik noktası, milliyetçilik noktası, sütten çıkmış ak kaşık, şeffaf, belediyecilik ve iktidar noktası. Karşısında bulunan da siyasi görüşüne, geçmişine, meşrebine bakmadan hepsini bir olumsuz şeyle, toplumun genelinin olumsuz olarak göreceğini düşündüğü bir sıfatla yargılıyorlar. Bu hikaye ne zaman başladı? Bu hikaye 2015 yılında Haziran seçimlerinde başladı. 7 Haziran sonrası, 1 Kasım'a götüren süreçte. Kasım seçimlerine doğru şiddetlenerek devam etti. O günden beri de bu dil kullanılıyor. Yani bu dilin 4 yıllık bir geçmişi var. Hatta bir ara kokteyl terör örgütlerinden falan bahsediyorlardı. Yani böyle siyaset bilimine yeni kavramlar falan kazandırıyorlardı. Sonra onların çoğunun FOS olduğu ortaya çıktı. Sonra bir beka tartışması başladı.
Onun da boş olduğu ortaya çıktı. Dış güçler müdahale ediyor, dış güçlerin Türkiye'deki adamları var filan dendi. E tutukla kardeşim. Madem birisi terör örgütü mensubu, terör örgütü mensubu olmak suç değil mi? Suç. E tutukla o zaman. Var mı elinde kanıt? Varsa kanıt git tutukla. Bunu dönüp vatandaşa niye anlatıyorsun? Yani seçim meydanında bunlar terör örgütüyle işbirliği yapıyor diye bangır bangır anlatmaya çalışmanın siyaset çıkarmak dışında ne amacı var? Eğer birisi terör örgütü mensubuysa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ise, Saadet Partisi'nin üyesi ise, HDP'nin üyesi ise ya da herhangi bir siyasi partinin üyesi ise git hakkında gereken işlemi yap. Peki şunu da sormak istiyorum. Az önce ben size Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kutuplaştırıcı dilden vazgeçer mi sizce? Bu seçim sonuçları etki eder mi diline? Bir yumuşama görünebilir mi diye sorduğumda dediniz ki bilmiyorum, kendileri karar versinler buna da, ama sonuçta seçmen bu dilden haz etmediğini gösterdi bu oylarıyla. Seçimde gösterdi. Bu seçimde gösterdi ve bir nevi uyarıda bulunuyor aslında, böyle de değerlendiriliyor. Ama uyarıyı algılayamayabilirler. Belki de bir sonraki seçime kadar böyle sürdürebilirler dediniz. Tam da 7 Haziran'ı da hatırlatmışken, bu 31 Mart öncesi yine konuşulan konulardan biriydi. Atmosfer, siyasi atmosfer 7 Haziran öncesini hatırlatıyor mu? 1 Kasım gelir mi ardından diye çokça soruldu. Bir erken genel seçim bekliyor musunuz siz? Bizim böyle bir talebimiz yok. Evet, sizin böyle bir talebiniz yok. Bahçeli'nin henüz böyle bir talebi yok. Erdoğan talebimiz, seçim olmayacak dedi. Biz böyle bir talebimizin olmadığını seçim öncesinde de ifade ettik. Ama bize ısrar dediler ki eğer siz bu partilere oy verirseniz, muhalefet partilerine, bazen Millet İttifakı'na, neyse yani kendileri nasıl konumlandırıyorlarsa, bu partilere oy verirseniz bunlar bir rejim tartışması açacak. Şimdi İstanbul'da sayım devam ediyor. Adana, Mersin, Antalya, Ankara'da aslında fiilen sonuçlarda kabul edildi. İtirazlar var ama kabul edildi. Evet. Bir rejim tartışması açtık mı? Açmadık. Bunlar erken seçim çağrısında bulunacaklar. Bir erken seçim çağrısı bulunduk mu? Bulunmadık. Kayda geçsin diye söylüyorum. Herkes bulunmadığımızı biliyor da. Türkiye'nin beka problemi var ama maazallah başına büyük sorunlar gelecek. Türkiye'nin başına yeni bir sorun geldi mi bu 3-4 günlük süre içinde? Gelmedi. Şimdi demek ki bunların tamamı siyaseten vatandaşı, kendisine oy veren vatandaşı korkutup korku üzerinden siyaset kurmanın bir çabası. Eğer siyaseti korku üzerinden kuruyorsanız geçmiş olsun, siyasi miadınızı doldurmuşsunuz demektir. Siyaseti umut üzerinden kurmanız lazım. Bir tarafta korku, bir tarafta umut varsa umut kazanır, korku kazanmaz. Peki sizler ya belediye başkanları resmi olmayan sonuçlar şimdi. Dolayısıyla bu adaylar belediye başkanı olurlarsa ve mazbataları aldıktan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bir erken seçim çağrısı yapmayacak mı? Yapmayacağımızı ifade ettik. Daha kaç kere söylememiz gerekiyor? Biz bir kere söyleyince mazbatayı anlaşılıyor. Mazbatayı beklemiyoruz diyorsunuz yani. Biz böyle erken seçim... Seçim öncesi söyledik. Seçim geçti, söyledik. Şimdi önümüzdeki günlerde belediye başkanlarımız mazbatalarını alacaklar. O zaman da söyleyeceğiz belki, eğer ihtiyaç olursa. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı bir erken seçim tartışması değil. Seçim sürecinde kimin seçildiğinin hukuki tartışmalara boğarak uzaması değil. Domatesin fiyatı. Patlıcanın fiyatı, Türkiye'deki enflasyon, işsizlik, Türkiye'nin yabancı yatırımcı çekemiyor olması, nasıl Türkiye'nin olur? Kendisini dış dünyadan kopma anlamına gelecek dış politik hamlelerde bulunuyor olması, etrafındaki herkese düşman siyaseti güdüyor olması. Bu sonuçlar, bu anlattıklarınıza nasıl yansıyacak sizce bundan sonra? Mesela yabancı yatırımcı ile ilgili yaptığınız tespite, 31 Mart seçim sonuçları, özellikle de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen bazı önemli illerle ilgili soruyorum bunu. Nasıl bir mesaj olarak gider yabancı yatırımcıya bu? Şimdi şöyle düşünelim. Mesela Antalya, İzmir, Ankara, sizin İstanbul. Sizin de benim de tanıdığım, herkesin de bizi dinleyen yurttaşlarımızın da çoğunun tanıdığı, bildiği ve şu anda yurt dışında vatandaşlık başvurusu yapmak için kuyruğa girmiş insanlar var bu ülkede. İnsanlar ülkeden çıkmaya çalışıyorlar. Kendilerinden korktukları için değil, çocuklarının geleceğinden korktukları için. Ya da kendi hayat tarzlarının tehdit altında olduğunu düşündükleri için. Kendi doğuştan gelen özelliklerinden dolayı hakir görüldüklerini ve görülmeye devam edeceklerini düşündükleri için Karadağ, 650 bin nüfuslu Karadağ'a gidip vatandaşlık başvurusu yapıyorlar. Bunu daha güvenli görüyorlar. Yunanistan'a gidiyorlar, vatandaşlık başvurusu yapıyorlar. Daha güvenli görüyorlar. Eğer durumları daha iyiyse daha gelişmiş olduğunu düşündükleri ülkelere gidiyorlar. Şimdi Türkiye'de her şey gülük gülistanlık olsaydı, insanlar kendi kurulu düzenini, eşini, dostunu, akrabasını, yüzlerce yıllık geçmişini bırakıp
Başka bir ülkeye gider miydi? Gitmezdi. Demek ki bu ülkede bir sorun var. Şimdi biz diyoruz ki bizim insanlarımız dışarıya gidiyor ve bunların büyük bir kısmı nitelikli, eğitilmiş, sosyoekonomik seviyesi gayet iyi olan aileler. Peki, sonra dönüyoruz, yabancı yatırımcı çağırıyoruz. Ya sen kendi ülkendeki nitelikli insanları yurt dışına beyin göçü, sermaye göçünü engelleyemiyorsun. Dönüp yabancı yatırımcıya bu ülkeye gel dediğin zaman yabancı yatırımcı güven içine gelir mi? Bunun sorgulanması lazım. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin yolu hukuk devletinin tekrardan oluşturulması. Yani buraya gelip yatırım yapacak. Yatırım yapma amacı ne? Para kazanmak. Parasının garantide olmadığını düşünen bir yabancı yatırımcı gelip de burada yatırım yapar mı? Türkler gidiyor zaten, yabancı niye gelsin? Şimdi böyle bir Türkiye yarattılar bu arkadaşlar. Bizim yapacağımız şey şu. Bunu tek başınıza bir ilin belediyesini kazanarak yapamayabilirsiniz. Ama şunu yaparsınız. Türkiye'nin bazı yerlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen belediyelerde insanların kültürel olarak da yatırım olanakları açısından da daha rahat nefes alabilecekleri yerler vardır dersiniz. Örnek Eskişehir Belediyesi. Peki siyasette nasıl etkili olur son dakikalarımız? Siyasette seçim bir denge oluşur. Şöyle bir denge oluşur. Bu bahsetmiş olduğumuz iller. Biz 11 büyük şehir kazandık, İstanbul dahil. Bu büyük şehirlerin sayın izleyicilerimizden ricam nüfuslarını bir toplasınlar. Türkiye'nin nüfusuna oranlasınlar. Neredeyse Türkiye'nin yarısı bu nüfus açısından. Bir de ekonomiye katkılarına baksınlar bu illerin. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in, Aydın'ın, Muğla'nın, Eskişehir'in, Antalya'nın, Mersin'in, Adana'nın, bu büyük şehirlerin illeri ayrıca hariç olarak söylüyorum. Yoksa oraya Artvin'de, Bolu'yu da başka birçok ilimizde katabilirsiniz. Ekonomik hayatımıza etkisine baksınlar, katkısına baksınlar. Türkiye'de toplanan verginin ne kadarını oluşturduğuna baksınlar. Bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının oradaki hayatı kolaylaştırıcı, rahatlatıcı, toplumun ezilen kesimlerini, ötekileştirilen kesimlerini rahatlatıcı uygulamalarda bulunmasının dış dünyada da Türkiye'nin içinde ama başka illerde yaşayan Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerin yönetiminde yaşayan vatandaşlarımızın gözünde de nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini görecekler. Bir denge etkisi de yaratacak diyorsunuz. Tabii ki bu daha çok tartışılacak 31 Mart seçim sonuçları. Bir de analizler ortaya çıktıkça, oy gruplarının profilleri ortaya çıktıkça tartışılacak, konuşulacak. Yayının en başında Muş'a bağlandık. Belki henüz siz burada değildiniz, izlememiş değildim, olabilirsiniz. Evet. HDP'nin Muş adayı Sırrı Sakık'la konuştuk ve orada da biliyorsunuz sancılı bir süreç yaşıyor Sırrı Sakık, bunu anlattı. Bir de yalnızlık hissettiğini söyledi. Muş'ta yaşananlar da İstanbul'da yaşanan tartışmaların gölgesi kalmamalı dedi. Oradaki itirazlar çünkü kabul edilmiyor biliyorsunuz. Takip edebildiniz mi süreci bilmiyorum ama Türkiye'nin genelinde böyle bir takım sıkıntılar var. Kars'ta da biliyorsunuz yeniden sayım yapıldı. Iğdır'da itirazlar var. Şimdi ne diyeceksiniz bu burada kabul edilen, orada reddedilen durumla ilgili? Şimdi öyle bir noktaya geldik ki mesele İstanbul'da kabul edilen, Muş'ta kabul edilmeyen, yani aynı konu farklı kararlar çıkıyor. Evet. Çok ötesine geçti. Şimdi burada normalde bir adaletsizlik var. Yani eğer gerçekten aynı durumla karşı karşıyaysınız, oradaki seçim kuruluyla Muş'taki seçim kurulu aynı hukuk düzenine bağlı. Dolayısıyla oradaki kararla buradaki kararın çelişmemesi lazım. Ama ben size çok komik bir şey söyleyeyim. İstanbul'un bir ilçesindeki kararla başka bir ilçesindeki karar çelişti. Bugün örnek vereyim. Verin somut lütfen. Bir örnek vereyim. Büyükçekmece'de ilçe seçim kurulu şöyle bir karar aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili başvuruda bulunmuş. O da sayılsın kararı verdi. Sayıldı. Ama sayılırken şöyle bakıyor. Diyor ki başvuruyu Adalet ve Kalkınma Partisi yaptığı için biz sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarında bir artış varsa bunu inceleriz. Ekrem İmamoğlu'nun oylarında bir artış varsa onu incelemeyiz diyor. Şimdi bunun İstanbul'da da bu oluyor. Şimdi Muş'ta oluyor hilkat garibesi. Iğdır'da oluyor, Kars'ta oluyor. Yanlış. İstanbul'un göbeğinde de bu oluyor. Allah'tan İl Seçim Kurulu iptal etti de bu kadar büyük bir skandaldan dönüldü. Şimdi neler oluyor bu ülkede? Maalesef. Son sorum seyirciden bir soru olsun. Şimdi seçim gecesi Süleyman Soylu ile Binali Yıldırım'ın görüşmesi çok konuşuldu. Bugün Binali Yıldırım buna da bir cevap verdi. Ne var, ne olacak? Bakanlarla görüşmek yasak mı dedi. Ne diyeceksiniz buna? Şimdi eskiden seçimlerden 3 ay önce İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı istifa ederdi. Seçimlerle ilgili iktidarın
kendi lehine bir müdahalede bulunmadığını göstermek için yasal olarak da böyle bir imkan vardı. Oraya bağımsız bir kişi atanırdı. Şimdi Türkiye o kadar rayından çıktı ki İstanbul'un belediye başkan adayı, eski başbakan, eski bakan, çok eski olmamakla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, yani tarafsızlık noktasında oturmuş olan bir kişi, İçişleri Bakanı'yla görüşebiliyor. Bunda da hiçbir beis görmüyor. Allah uzun ömür versin onlara. Son olarak ne diyeceksiniz? Siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısınız. Bu açıdan da sormak istiyorum size. Aslında ateşten gömlekti sizin giydiğiniz 31 Mart öncesinde. Biraz ferahladık. Ferahladınız. Serinleşti seçim geçmiş oldu. Olumlu sonuçlar aldık. Dolayısıyla ondan dolayı rahatladık. Biraz. Kendinizi başarılı hissediyor musunuz? Burada kişisel başarı çok önemli değil. Çünkü milyonun üzerinde üyesi olan bir partiyiz. Genel başkandan başlamak üzere bütün arkadaşlarımıza bu başarı hanesinde yer var. Doğru stratejinin kurulması, doğru işlerin yapılması, fiziksel olarak emek verilmesi, sandığın başında durulması, şu an itibariyle çocuğunun eşinin yanında bulunmaktansa seçim torbasında ülkenin geleceğiyle ilgili bir kararı, oyları sahiplenen insanlar var. Şimdi bu herkesin başarısı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren vermeyen, işlerin doğru düzgün yürümesini isteyen herkesin de kabul etmesi, takdir etmesi gereken bir şey. Dolayısıyla biz meseleye kişisel başarı tabii ki önemli ama eğer o kurumsal kültür olmazsa bunun çok bir anlamı olmuyor. Onun için bence herkes başarılı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel stratejisi başarılı. Bu strateji devam edecek mi? Son dedim ama bunu da sormadan geçemeyeceğim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçim kampanyası boyunca özellikle kutuplaştırıcı olmayan bir dille sürdürmeye çalıştı bu durumu. Ekrem İmamoğlu da bu dili tercih ediyor, böyle devam ediyor. Bu böyle sürecek mi Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Yeni politikalar görmek mümkün mü buna dair? Referandum sürecinde bir fikrin etrafında toplandık. Farklı siyasetler, farklı kişiler, farklı siyasi partiler. Kimse de birbirini itip kalkmadı. Sonra bir şey süreci yaşandı. 24 Haziran seçim süreci yaşandı. Orada bir ittifaklaşma oldu. Hiçbir araya gelmez diye düşünülen siyasi partilerin bir araya geldiği görüldü. Mesela HDP dışarıda kaldı. HDP dışarıdaydı ama Saadet ile Cumhuriyet Halk Partisi aynı çatı altındaydı örneğin. Yani Saadet ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yan yana gelmesi herhalde insanların böyle çok günlük olarak gördüğü bir rutin değil. Ama bu hem Saadet Partisi tabanında hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanında olumsuz bir şey olarak algılanmadı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına kendi siyasi partisine oy vermek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy vermeyi tercih eden milyonlarca, diğer illeri de katarak söyleyeyim, seçmenin olduğu, Türkiye'de bir şeyin değişmesi gerektiğini söyleyen insanların olduğu bir seçim süreci yaşadık. Bunların tamamı insanları iterek, başka siyasi partileri hakir görerek değil de daha geniş, kucaklayıcı bir ortam yaratma anlayışının sonucunda oldu. Bu devam edecek. Çok teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı. Bu yoğunlukta çıktınız, geldiniz, sorularımıza yanıt verdiniz. Teşekkürler. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Biz kapatıyoruz ama siz lütfen Tele1 ekranlarından ayrılmayın. Az sonra tam saat 23'te Murat Taylan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.